Merhaba arkadaşlar. Harika bir evin çekimi için buradayız. Evimiz bahçeler içerisinde. Bakın gösterişli çelik kapı ferforjelerin içerisinde. Kocaman bir bahçe kedilerle birlikte yapılmış durumda. Evimiz 2+1 ve net 65 metrekare artı 15 metrekare verandasıyla birlikte 80 metrekare brütü oluyor arkadaşlar. Etrafında yüksek çam ağaçlarıyla ve içi de halı çimle kaplanmış durumda. Tekrar bu ferforjeleri göstermek istiyorum. Gayet gösterişli ve güvenliği üst seviyede tutulmuş bir bahçe. Alabildiğine de geniş. Ağaçların arkası da meyve ağaçlarıyla dolu arkadaşlar. Evi dış tarafını şu şekilde yansıtmak istiyorum size. Bu ev özelinde Emirhan Prefabrik'te İzmir ilinde hizmet veriliyor. Evin etrafına baktığınızda klasik beyaz üstü kapçino desenli renklendirmeyi görüyorsunuz. Arka tarafında bahçenin dibine yaslanmış bir şekilde monte edilmiş. Yerden yarım metre 70 santim kadar yukarıda bulunuyor. Burada barbekü alanınız. Yine yüksek ağaçlar. Meraklısı için göstereyim. Bu tarafta da meyve ağaçlarının olduğu bahçenin diğer tarafı arkadaşlar. Hani bu evi aldığımda nerede yaşayacağım gibi bir soru varsa kafanızda, kesinlikle güzel bir yerde yaşayacaksınız diyebilirim. Evin ön tarafında bu şekilde direkt bahçenize açılan bir veranda var. Verandanın etrafında cumba misali bol sayıda pencere ve içeriye doğru aydınlatma için yapılmış bu karavajlı pencereler mevcut. Sürgülü pencereler mevcut. Ön taraftaki kapı hariç diğer tarafta sürgülü sineklikte görünüyor. Üst tarafta bahçeyi aydınlatmak için projektörler var. Güvenlik sistemi. Yani bu bahçeyi aydınlatıp gece de kullanmak çok mantıklı. Bakın gayet yüksek ferforjeler ve yüksek çam ağaçlarıyla adeta duvar gibi kaplanmış durumda. Burada da küçük dostlarımızı unutmuyoruz. Çimenlerin içerisinde bu şekilde yerleşmiş bir bahçeden bahsediyoruz. Evet, şimdi eve yaklaşalım. Pencereler gayet iri, yüksek tutulmuş ve geniş arkadaşlar. Ön tarafı adeta tamamen pencere gibi. İki basamaklı, 70 santim kadar yerden yüksek. Yerde yine taşlar, daha doğrusu fayans kaplama, temizlik ve kolaylık açısından bu şekilde tercih edilmiş. Veranda gayet geniş, 15 metrekare. Diğer verandalardan, ev modellerinden biraz daha geniş tutulmuş durumda. Verandanın ön tarafından doğrudan bahçenizin yeşilini seyretme imkanı buluyorsunuz. Çiçekleri ve ağaçlarınızı güzel bir şekilde verandadan seyretme imkanınız oluyor arkadaşlar. Burası site içerisinde olduğu için kamerayla ve aydınlatmalarla güvenliği alınmış durumda. Şimdi evin bu tarafında yeterli sayıda aydınlatma penceresi de yerleştirilmiş durumda. Bu pencereler alan tasarrufu sağlamak için sürgülü olarak yapılıyor. Lütfen alırken bütün kalite detaylarını sorgulayın. Yani bir yerden, herhangi bir yerden bile fiyat alıyorken kalite detaylarını sorgulayın. Pencerenin hangi marka olacağı, dış boyada ne kullanılacağı, yalıtım için duvar arasında kullanılacak izocam mı veya başka bir yalıtım malzemesi mi? Bu yalıtım malzemesinin yoğunluğunun kaç densite olduğuna kadar lütfen sorun. Evinizin duvar yüksekliğine, çatı kaplamasına kadar, kullanılan lambaların LED olup olmamasına kadar bütün ayrıntıları lütfen sorun arkadaşlar. Buna göre fiyat alın ve buna göre fiyat sorgulayın. Açıklama bölümünde en altta telefon numarası var. WhatsApp ve arayarak bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş evimizin iç tarafına girelim. Evet. Giriş tarafında sürgülü akordeon diyeyim, sineklik var. Diğer pencerede de aynı şekilde sürgülü var. Çelik kapının önündeki sadece akordeon sineklik. Kapı olarak kahverengi, ceviz renkli klasik
ama gösterişli bir kapı seçilmiş arkadaşlar. Evin içerisine geçelim. Salona girdiğiniz zaman, kapıdan içeriye girdiğinizde geniş bir salon sizi karşılıyor. L salona çok yakın ama tam L değil. Hani çıkıntı gibi denmez. Cumba misali dediğim gibi salonun giriş tarafında, sol tarafta cumba misali dışarıdaki bahçenizi görebilmeniz için bir pencere seçeneğiniz mevcut. Evet, şu şekilde salonunuzun bu tarafından bahçenizi görebilirsiniz ve çok yüksek aydınlatmaya sebep oluyor bu kadar fazla camın olması. Gayet geniş tutulmuş camlar var. Yukarıda LED aydınlatmalar ve üst taraftaki karton piyerlerin detayını göstermek istiyorum. Burası yine yaz kış kalınan, yazlık olmayan, sürekli ailenin yaşamış olduğu bir ev seçeneği arkadaşlar. Yine geniş bir ev diyebiliriz buraya. Net 65 metrekare net oturum alanı artı ne var? 15 metrekare veranda var. Şimdi kamera sistemlerini falan da görebilirsiniz. Evet. Bayanların, hanımların daha çok merak ettiği mutfaktan önce zemini gösterelim. Bakın yine klasik, en çok tercih edilen renk bu. Gri ve kapuçin arasında çizgileri olan beyaz ağırlıklı laminant parke. Şu şekilde mutfağımızı görelim. Gerçekten harika bir mutfak yapılmış arkadaşlar. Net olarak söyleyebilirim. Harika bir mutfak söz konusu burada. Bakın yine U şeklinde tezgah düşünülmüş. Bu nerede? Kapıdan girişte sağ tarafta kalıyor mutfağınız. Mutfağınız kapıdan girdikten sonra sağ tarafta kalıyor. Bakın şu şekilde. Mutfağınız U şeklinde tezgah var. Granit tezgahınız. Yine alt tarafında çekmeceler ve kulplar da tabii ki burada mevcut. Üst tarafta beyaz ve antrasit gri denen, evet, üçlü ankastre setimiz burada. Alt tarafta gümüş kulplu tercih edilmiş bu üçüncü bölüm tezgah. U'nun diğer ucu. Mutfak dolabını bu şekilde detaylı çekiyorum çünkü hanımlar çok merak ediyorlar. Özellikle mutfak bölümünü. En büyük dolabın sığabileceği büyüklükte buzdolabı alanı. Yine buradan mutfağınızın hemen arkası doğrudan bahçenizi görebileceğiniz geniş ve yüksek sürgülü pimapenle kapatılmış. LED lambalar gerçekten çok dekoratif arkadaşlar. Mutfağın yapısı çok dekoratif. Bakın burada taşları da görebilirsiniz. Şimdi mutfaktan sonra odaların büyüklüğünü görelim ama öncesinde hemen mutfaktan salona doğru bakalım şu şekilde. Bakın salona doğru. Genişlik gayet güzel. Çok yeterli. Bence çok yeterli bir genişlikten bahsediyoruz. Normal. Çok geniş bir L koltuk. Hani standart bir L koltuk değil. Bayağı büyük bir şey. Bu şekilde burada. Odaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar şu anda salondan orta tarafta küçük bir koridor var. Çok büyük değil. Burada neyimiz var? Sol tarafta Amerikan kapı dediğimiz beyaz, klasik, tırtıklı kapıdan mevcut. İçerisi bakın şu şekilde geniş bir oda. Yine yerlerde birleşim noktalarını göstereyim. Hani işçilik detayları bunlar. Kalkmış bir yer yok. Süpürgelikler tam oturuyor. Hani kalkan eden bir yer yok. Şöyle yukarı tarafı göstereyim. LED lambalar yine arkadaşlar çok havalı ve dikkat çekici bir şekilde yerleştiriliyor. LED'ler artı aydınlatma aplikleri LED çubuklar içerisinde. Yatak odası dolabı geniş bir dolap, enli bir dolap diyeyim. Ve yatakta büyük bir yatak modeli. Etrafında komodinleri koyacak yer de kalmış durumda. Bakın gayet geniş bir odadan bahsediyoruz. Bu odanın hemen çıkışında tabi priz ve televizyon çıkışlarına hiç söylemiyorum artık. Bunlar standart bolca konuyor.
Şimdi buradan diğer odamıza geçiyoruz. Ondan önce en çok sorduğunuz banyo tuvalet bölümü. Kapı olarak ne kullanılıyor biliyorsunuz? Tırtıklı Amerikan kapı. Bunda biraz daha çıkıntılar fazla ve dekor efekti biraz daha fazla. Tuvalet banyoda burada taşları görebilirsiniz. Yukarıya kadar taş kaplama, yukarıda karton piyer ve üstte de dekor yalıtım amaçlı plastik köpüklü. Densitesi yüksek dekor malzemeleri kullanılıyor. Şu ortadan geçen antresit çizgiler genel anlamda hoş bir çizgi katmış banyoya. Karşı tarafta efektli duvar kağıdı, yani 3 boyutlu dediğimiz bu çıkıntılı duvar kağıtları, dümdüz değil, bu çıkıntılı duvar kağıtları. Bakın. Tuvaletinizde kullanılacak klozetin markasına kadar sorun arkadaşlar. Lütfen şey yapın. Fiyat alırken tam olarak ne aldığınızı bilin. Pencere markası, işte duşakabin markası, bakın siyah antrasit, şık duşakabin. Burayı detaylı çekiyorum. Bayanlar mutfak olduğu gibi burayı da merak ediyorlar. Ayna tarafını çekelim. Aynaların arkası yine LED aydınlatmalı. Ve alt tarafta lavabomuz, yüksek bataryamız. Ben buna önem veriyorum. Düşük ve dip tarafta kalacak kısa boylu bataryalarda rahat el yıkanmıyor arkadaşlar. Bu bile detay. Bu bile. Alt tarafta bakın. Yine antrasit 150 ve gümüş kulplu krom kaplama diyeyim. Mobilya detayı var. Yerler tamamen tabii ki fayans. Bütün boşlukta kalan tüm boşluk yerler fayansla kaplanıyor. Ve arta kalan yerlere de bu şekilde enli dolap yapılıyor. Derin dolaplar yapılıyor. Banyo, tuvalet yeterince büyük. Yukarıda tabii ki LED lamba. Geçiyoruz. Sağ tarafta klasik olarak simetrik bir oda daha var. Bakın arkadaşlar, odanın büyüklüğü çok yeterli. Çok yeterli. Yani normal bir ailenin yaşayabileceği büyüklükte. Bakın, iki tane geniş yatak, yani bir kişilik ama bir kişilikten biraz geniş olanları. Bu yataklar çok rahat sığmış. Ortaya komodinleri sığmış. Karşıda jalüziniz ve pencereniz, yukarıda LED ve şık aydınlatma detayları şu şekilde. Diğer tarafta göstereyim, o da küçük gibi görünmesin. Bakın şu şekilde çok enli bir dolap var burada. Hani derinliğini de görün dolabın. Çok enli bir dolap. Onun için bunları görmenizi istiyorum. Odanın içerisinde hala boşluk kalmış. Yeterince büyüklükte yapılmış. İçeride renk olarak beyaz, net beyaz yapılmış. İşte pembe, uçuk, mavi gibi bir sürü renk seçeneği var. Ama burada net beyaz renk tercih edilmiş. Fiyat alırken, bu arada kanalı büyütmek için desteğinizi talep ediyorum arkadaşlar. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Beğenme, paylaşma ve tavsiye etme, abone olma olarak desteğinizi talep ediyorum. Fiyat alırken lütfen tüm detayları kattırın içerisine. Bu şekilde fiyat alırken tüm aldığınız pimapenlerin markasını, boyanın markasını, duvar içi yalıtım malzemelerinin ne çeşit olduğunu, kalınlığını, mutfak dolabı olarak ne kullanılacağını, mobilyasını, işte büyüklüğünü, yani küçücük şöyle mutfak dolabı yapıyorlar. Mesela olmuyor yani, yakışmıyor. Güzel bir şey yaptırın yani. Bakın ne kadar şık. Hem göz alıcı hem kullanışlı. Bembeyaz ve antrasitin moda renklerin diyeyim. Bu renkler çok moda buluştu. Şu güzellikten yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Arkadaşlar, bir sonraki videomuza kadar, diğer modelleri bu arada açıklama bölümünde linklerini bulabilirsiniz ve bu videoları da izleyip ev çeşitlerini görebilirsiniz. Tüm videoların açıklama bölümünde en alt tarafta iletişim numarası mevcut. Bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir WhatsApp mesajı veya bir arama kadar kolay arkadaşlar. Yorumlarda fiyat belirtiyorsunuz ancak fiyat şimdi yazıyoruz. Bir ay sonra değişiyor. İnanın haftalık zam gelmeye başladı. Onun için fiyatı WhatsApp üzerinden anlık olarak temin edebilirsiniz. Tüm detayları da öğrenmeniz mümkün arkadaşlar.